Ocak ayı sonlarında yeniden başlayan vintage akımıyla birlikte gençler annelerinin ve anneannelerinin sandıklarını açmaya başladı bile. Ancak hemen uyaralım, eski olan her şey vintage demek değil. Peki nedir bu işin kıstası diyorsanız sıradaki röportajımızı dikkatle izleyin. İçeri girdiğiniz andan itibaren kendinizi zaman makinesinde hissettiğiniz bir mekandayız. Yanımda moda tasarımcısı Nilüfer Tercanlı var. Kendisinden vintage modasına dair tüm detayları öğreneceğiz. Vintage modasına başlamanız nasıl oldu? Şöyle, bu bir biriktirme hastalığının ilk kez avantaja çevrilmiş hali diyelim. Hep biriktirdim. Yaşından itibaren modaya merakınız başlamış durumda. Evet, hep deneysel olarak maksimalist bir stilim vardır. Her şeyi birbirine karıştırırım. Az önce de giydim. Üst üste, alt alta. En son İlknur dedi, isterseniz hani bu kadar da yapmayın, bir normal, bir dümdüz bir şey. Çünkü dayanamıyorum. Her şeyi deneyimlemek istiyorum. Çok özgür giymeyi seviyorum. Yeni parçalar denemeyi seviyorum. Peki vintage modası belli zamanlarda trend oluyor. Evet. Bunun sebebi modacıların yeni şeyler üretmekte zorlanması mı? Asla değil. Güzellik algısı bizim genetiğimizde, DNA'larımızda var olan bir algı. Daha farklı ne olabilir ki? Mesela 1940'lardaki bir elbisenin bir detayı 1800'lerden esinlenerek yapılıyor. 1800'lerde, 1700'lerden esinlenerek yapılıyor. Bu hep böyle devam edecek. Vintage denilince anne ve anneannelerimizin sandıklarına hemen saldırıyoruz. Peki eski olan her şey vintage mıdır? En az bir kere 30 sene geçmesi gerekiyor vintage sayılabilmesi için. Vintage, evet, o dönemi görmüş olması gerekiyor. Vintage'da değer sıralamasına göre en önemli olan terzi tarafından dikilmiş olan, özel kişiye özel olan parçalardır. Başka yok. Bir tane dikilmiş yok. Vintage modasına uyum sağlamak ve giyinmek isteyen insanlar için gardıroplarında hangi parçalar olmalı? Burada da çok şık şeyler görüyorum. Çok çok. Şimdi şöyle, öncelikle az önce dediğim gibi terzi dikimi, özel parçaları, çok özel parçaları burada satamıyorum. Sadece kiralıyorum. Neden? Çünkü satarsam o bir kayıp olur benim için. O paranın bir daha satın alamayacağı bir şey satmış oluyorum karşılığında para alarak. Bir ceket görüyorum. Mesela en basiti böyle bir blazer ceket edinmeniz gerekiyor. Mutlaka vintage'da. Evet, vintage giyinmek istiyorsanız gardırobunuzda olmazsa olmaz parçalarınızdan biri olmalıymış. Nilüfer Hanım'ın da dediği gibi. Ve tabii ki ipek, ipek, vintage'ın ipeği bambaşka. Nasıl akıyor bakın. Evet. Bakın nasıl direkt akıyor. Direkt dokunduğunuzda hissedebiliyorsunuz. Giydiğiniz zaman kendinizi o kadar iyi hissediyorsunuz ki. Saf ipek gömlekler vintage'da. Evet, vintage'da en çok bulunan renk kahverengidir. Kahve ve tonları, o yüzden kahverenginde daha uygun fiyatlar belirleyebiliyoruz. Etrafta çünkü, da bolca kahverengi görüyorum. Evet, çok fazla kahverengi. Mesela kahverengi bir ceket, evet. Ve bunun gibi çok fazla elimizde kahve ceket, kahve elbise, kahve şapka çok fazla var. En ama zor bulunan renk hangisi? Beyaz. Beyaz, beyaz bulunsa da kondisyonu olsun. İşte çok iyi kullanılmış olması lazım, korunmuş olması lazım. Hiçbir lekesinin bulunmaması gerekiyor. Tabii ki bunların hepsi kuru temizlemeden, ilaçlamalardan geçiyor. Ama kumaşlar o kadar hassas ve o kadar kaliteli ki çok da ağır ilaçlamalar çok da iyi çıkmıyor lekeleri. Çünkü kalmış da içinde o lekeler, sinmiş içine. Nilüfer Hanım, vintage
vintage giyiminin de kendi içinde bir tutarlılık göstermesi gerektiğine inanıyorum. Beraber birkaç kombin yapalım mı? Ben de denemek istiyorum. Yaşasın, nasıl kombinler size çok yaparız? Yakışacak kendinizi. Teşekkür ederim. Peki kostüm olarak mı yapalım yoksa günümüze mi uyarlayalım? Bir tane kostüm olarak yapalım, bir tane de günümüze uyarlayalım. Ne diyorsunuz? Şu an çok heyecanlandım. Tamam, o zaman başlayalım isterseniz seçimlere yavaş yavaş. Tamam. Sizin gözleriniz böyle yeşil gibi, bazen de bakıyorum maviye de benziyor. Acaba dedim ki şu mavi elbiseyi mi giyseniz, Maxi 1970'lerin elbisesi. En sevdiğim renklerden bir tanesi. Kostümlerin yanına geldiğimde de direkt böyle gözüme bu çarpmıştı. Şurada bakar mısınız? Yine bu hangi döneme ait? 1980'lerin farbalalı, şu anda da biliyorsunuz kat kat etekler çok moda. Bunun mesela baştan sona vintage giyilmesinden yana değilim hiçbir zaman. Bunu günümüze uyarlayacak olursak üzerine bir oversize kazak giyebiliriz ve alt tarafını kullanabiliriz. Evet. Bu da çok güzel gerçekten. Evet. Bakıyoruz. Bunun yine da dönemini merak ettim. 1970'ler yine Maxi elbise. Evet, şöyle. Aslında annelerimizin sandıklarından çıkartıp sizin de dediğiniz gibi güzel bir şekilde neler korunduktan neler. Sonra değil ama mi? Ama hepsini dağıtmışlar annelerimiz. Hepsini dağıtmışlar evet. Maalesef. O yüzden aslında şimdi günümüzde giydiklerimizi bence saklamalıyız. Bir belki 30 yıl sonra neler olacak bilmiyoruz. Tekrar dönüp dolaşıp aynı şeyleri giyiyoruz dediğiniz gibi ve çok değerli oluyor. Ama günümüzde kumaş faktörü giriyor işin içine. Öyle mi? Ve korunamayacakmış gibi geliyor. O kadar her şeyi tüketiyoruz ki... Pudra rengi bakar mısınız bu da. Fakat ilk böyle kostümlerin yanına geldiğimden andan itibaren Nilüfer Hanım'ın da dediği gibi bunun bana daha çok yakışacağını düşünüyorum ben. Nasıl yakıştı ama şöyle, şöyle bir bakabilir miyim şöyle gözlerinizle nasıl güzel duruyor. Teşekkür ediyorum. Bunu denemek istiyorum. Peki günümüzde de günümüze uyarlanmış şekilde deneyebileceğim bir kombin de yaratabilir miyiz? Şunu şöyle koyalım isterseniz. Tamam, bunu deneyeceğiz. Şöyle 1980'lerin çok abartılı sayılabilecek bir elbisesini günümüze uyarlı. Hatta günlük kahve içmeye giderken yapalım öyle bunu. Mi? Evet. Tamam, merak ediyorum nasıl hadi yapalım. Yapacağız. Tamam. Bunu seçtik. Tamam. Üzerine ne seçebiliriz bunun? Üzerine çok günümüz bir parçası. Şöyle bir siyah dümdüz basic bir sweatshirt. Evet. Şöyle tuttuğumuz çok anda. Salaş. Zaten üzerime de giyeceğim biraz sonra göreceksiniz. Direkt havasını değiştiriyor değil mi? X large. Peki bunlara aksesuarlar günümüze uyarlanmış şekilde seçebiliyor muyuz? Tabii ki, tabii ki. Çünkü burada önümde o kadar fazla aksesuar var ki onlardan da denemek istiyorum. Nilüfer Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için ağzınıza sağlık diyorum. Ne demek? Vintage modasına dair Nilüfer Tercanlı'dan tüm detayları aldık. Görüşmek üzere.